değil. Siz de evinizde, balkonunuzda, bahçenizde bitkileriniz ve çiçekleriniz için solucan yetiştirip gübre elde edebilirsiniz. Organik üretime geçişinde ilk adımlarından olan solucan gübresi kullanımı daha ilk hasatta kendini göstermeye başlıyor diyor Habitat Solucan Gübrelerinin kurucuları ve yarattığı etkiyi Eko Gündem'de anlatıyor. Genç, heyecanlı, tarımda inovasyona kafa yoran 3 arkadaş. 2012 yılında tarımsal üretimde verim artışının anahtarı olarak görülen solucan gübresine yatırım kararı, üniversite yıllarında başlayan dostluğun iş yaşamına taşınmasını sağlıyor. Tarımsal anlamda yeni işler neler yapabiliriz diye araştırırken Bulgaristan'da solucanlara çöpleri yedirerek gübre üretildiğinin haberini aldık. Araştırmalarımız sonucu biz de bunu nasıl yapabiliriz Türkiye'de diye düşünürken bir anda kendimizi açıkçası işin içinde bulduk. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde solucan çiftliği kurduk. Burada üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor. Gübre piyasasında adını güvenle duyurmayı öncelik kabul eden şirketin pazarlama müdürü Muhammed Yıldırım, solucan gübresinin tüm dünyada kabul gördüğünü söylüyor. Fermante edilmiş hayvan gübresinin organik madde miktarlarıyla karıştırarak Kırmızı Kaliforniya dediğimiz Esenia foetida türü bir solucana yediriyoruz. Bu yedirdiğimiz hayvan gübresi bize solucanın kendi dışkısını veriyor. Tekirdağ'daki çiftlikte 6 metrelik tezgahta yetiştirilen 300 bin Kırmızı Kaliforniya solucanından haftada yaklaşık 100 kilogram gübre elde ediliyor. Sürekli akış sistemi denilen tezgahlarda üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Tezgahlarımızı belli periyotlarla üst taraftan yemliyoruz, alttan bıçak sistemiyle. Kesme yaparak alttan solucan gübresini elde ediyoruz. Siz de evinizde, bahçenizde, balkonunuzda solucan yetiştirip gübre elde edebilirsiniz diyor kurucu ortak Hasan Sevim. Ancak doğru besleme kurallarına uymak şartıyla. Solucanlarımıza öncelikle %70 hayvan gübresi, %30 da çeşitli kompostlar, humus karışımları hazırlayıp bu şekilde besliyoruz. Evsel atıklar, kahve telvesi, çay posası, yumurta kabuğu, özellikle kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yumurta kabuğu ağırlıklı verilebilir. Sabah kahvaltıda kırdığınız yumurta ya da öğlen yaptığınız salataları solucanlara yedirerek kendi solucan gübrenizi üretebilirsiniz. Ben solucan yetiştiremem. Çiçeklerimin daha sağlıklı, bahçedeki domatesimin daha lezzetli olması için gübresini temin edeyim derseniz bu talebe de yanıt veriyor firma. Kesinlikle aldığınız solucan gübresinin içinden solucan çıkmaz. Evinizde herhangi bir kokuya yol açmaz. Bu yüzden evlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Organik üretim yapabilmenin de ilk adımlarından olan solucan gübresi daha ilk hasatta etkisini göstermeye başlıyor. Ektikleri mahsulde %40'a kadar verim artışı sağlar. Eski köy domatesi, eski köy biberi bunun kokusunu, tadını geri almış olacağız. Kimyasalla kaybettiğimiz toprağı solucan gübresiyle geri kazanacağız. Toprağa verimi 2-3 yıl sürecek ve kimyasala ihtiyaç tamamen ortadan kalkacak. Erkencilik özelliği var, erken hasat edeceğiz ve su tutma özelliği var. Böylelikle daha az su tüketimi kullanarak sebzelerimizi, meyvelerimizi daha hızlı sonuç alacağız.